Merhaba arkadaşlar. Orta boyutlu e, heykel işleme, kille heykel yapımın problemleri veya avantajı nasıl söyleyeceğim size Bu benim için orta boyutlu bir çalışma. Bu kişiden kişiye değişen bir şey. Boyut, kişiye özel bir şeydir konstrüksiyonu önemlidir nereden bağlantı kurulacağı ve bağlantı noktası yani kurduğunuz konstrüksiyon nasıl ayakta duruyor nereden sabitlemelisiniz o da kişiye bağlıdır sizi rahatsız etmeyecek bir şekilde bir yerden konstrüksiyonunu oluşturmalısınız ben alt kısımdan konstrüksiyonu oluşturdum yani içinde bir iskeleti var ve bunun herhangi bir şekilde yıkılmaması, konstrüksiyonun bağlantı noktası bizi rahatsız etmemeli. Çalışmanın boyutuna göre, ebeşuar takımın boyutları da değişebilir. Boyut çalıştığınız boyuta göre, ebeşuarın boyutu da değişebilir. Fakat ebeşuar değişmez. Aslında kil aletlerin hepsine ebeşuar diyorum ben. Yani ebeşuar dediğimiz, özellikle bu denilen bir şey benim için yok yaptığım kil aletlerinin hepsi eve şu an kendiniz yapacaksanız Ahşabın çürümemesi gerekiyor, su geçinmemesi gerekiyor. Ona göre ahşap seçmelisiniz. Metal ise sürekli paslanıp o pası temizlememiz gerekiyor. Pasa dayanıklı olması gerekiyor. İz bırakmaması gerekiyor. Herhangi bir şekilde yamulma, ahşapta herhangi bir çentik dediğimiz şeylerin oluşmaması gerekiyor ki alıştığınız malzemeyi el aletinizi sürekli kullanın. Anatomisi, kemikleri, kasları hiçbir şeyini kaybetmeden yavaş yavaş yiyarak modeli oluşturuyorsunuz. Sonra gittikçe ince ayrıntıya girebilirsiniz. At formu zor hayvanlar arasında yer alan çünkü kaslı ve çok hareketli diğer hayvanlara göre biraz daha komplikedir. Yani yaparken Hangi insanın hangi anatomiyi daha çok beyninde sakladığını bilemem. Daha hızlı da yapabilirsiniz diğerlerine göre. Ben yani yapmadan önce bir sürü belgesel, görsel yani bunu çalışırken tabii ki diğer en yakınınızda canlısı varsa şimdi gerçek yaşıyorsunuz, ona dokunabiliyorsunuz, kasların hareketini görebiliyorsunuz. Fantastik bir şeyler katarak oluşturduğum atlı karıncanın yani çocuklara çekici gelmesi gerekiyor. Bir ata bindiğini hissetmesi gerekiyor. Duruşu, atın duruşu her şeyle orantılı olmalı. Çünkü kullanılan bir heykel bu. Üstüne birisi oturacak. Onu hissetmek isteyecek sadece görsel. Ha, görseli çok iyi. Fotoğraf çektirelim değil. Bu, bu hareket edeceğinde onun gidişini, hissiyatını hissedecek. Kuyruk kısmı tabii ki biraz farklı oluşturmak istedim. Çünkü benim gözüme nasıl hoş geliyorsa umarım çocukların da gözüne hoş gelir. Ezberlenmiş bir şeyi daha öncekiler nasıl yapıldı ona göre yapayım değil de onları yararlanarak daha yeni daha iyi bir şey nasıl yapabilirim gerçekleştirmeye çalıştım. Kilde yiyarak ve çıkartarak o da kişiye bağlı. Hangi noktada ne kadar yığıyorsunuz çıkartmayı daha çok seviyor olabilirsiniz. Bazı noktalarda çıkartarak kullanabilirsiniz. Orta boyutlu çalışmalarda çok fazla alet dışında elde çok fazla işlev görüyor. Yaklaşık uzun süre bir işte 20-25 gün kadar süren bir çalışmaydı. Ve de her noktasında keyif alamayabilirsiniz. Çünkü heykel yapımında bir noktada her zaman daha fazla keyif alırsınız ve oraya odaklanmamaya çalışın. Her zaman yaptığınız ya da yeni başlıyorsanız tüm enerjinizi, tüm hissiyatınızı genele dağıtmaya çalışacaksınız ki bir yer göze batmasın ileride bittiği zaman. Bu anlaşılan bir şey. Burayı burayı daha çok sevdim, daha güzel yaptım değil. bu heykel bir bütün. Hani her yeriyle iyi olmalı. Kili işledikten sonra diğer döküm teknikleriyle veremeyeceğiniz bir hissiyat var mı diye düşünüyorum. Aslında yok. Yani o kille, ahşaptan tutun, metal hissiyatı, taş hissiyatı, her türlü hissiyatı yansıtabilirsiniz. Tabii ki farklı proses ve farklı işlemler aracılığıyla hiçbir sınır görmüyorum. Bir çok çalışan arkadaşım var. Straforu, ahşap gibi veya mermer gibi gösterdiğin hissiyatını veren birçok şu anki anıt polesterdir aslında veya poliuretandır. Yani kille işlenip yapılan çalışmalardır. Sonradan patina atılarak bronz gibi gösterilir. Maliyet problemlerinden dolayı kaynaklanan bir durumdur bu aslında. Heykel problemlerine aslında bu kapsamlı bir konu. Farklı başlık altında bunu ele alırsam çok daha iyi olacak. Kilimizin kıvamı kişiye özeldir. Kil kıvamını nasıl ayarlayacağız ve niye kişiye özeldir? Bunu yaptıkça göreceksiniz, yaptıkça anlayacaksınız. Kilin kıvamı niye farklılık gösterir? İşte olduğu gibi yani taş çalışıyorsanız hangi tür çalış çalışıyorsunuz? Hangi sertlikte? Çünkü herkesin granit çalıştığını görmedim ben. Tabii ki mermer bir, çoğundan göre, bir çoğuna göre yumuşak bir malzeme mermer. Çamurda da o şekilde metal bile deseniz tüm metaller aynı değil. Herkes aynı kalınlıkta metal çalışmıyor. Onu kıvırmada, onu şekillendirmede her şeyle etkileyen bir şey. Çalışan kişi Hangi kıvamda çalışmak istiyorsa çamuru o kıvamı ayarlaması gerekiyor. Bu kıvamı başladığınızda yaptıkça o kıvamınızı öğreneceksiniz. Atın kas kısmını unutmamak için her zaman çizgisel belirtiler veya çamurla çizgi oluşturarak belirtiyorum. Ve sonraki aşamaya geçiyorum. Sonraki yerlerde de oradaki e, bazı şeyleri unutmamak için çizgisel ebeşuarla çizgi attığım oluyor. çamurlu belirttiğim de oluyor. Ve bu buradaki heykel aslında koşan bir at hissettirmek gerekir. En önemli heykeldeki hissiyattır. Görsel ifade olarak bütün hissetmeli, bütün olduğunu hissettirmelisiniz. Tabii ki birçok tekniği, birçok yöntemi, birçok dokuyu heykele aktarabilirsiniz. Farklı dokular, farklı yapılarla yapabilirsiniz. Zaten bir figür tek bir dokudan oluşmuyor. Deri farklıdır, ince kıl yapısı farklıdır. Kemiğin olduğu yer daha farklıdır. Dudak kısmı bambaşkadır. Göz kısmı aynı dokuda olmamalı ki oradaki gözün hissiyatını vermelisiniz, hissettirmelisiniz. Hani görsel çok güzel fakat hiç hissiyatı yok. Yapım yapan kişiye bağlı tamamen. Robotik bir at da yapabilir. Duran ruhsuz bir at yapmaya çalışıyorum ben. O da bir zor bir bakış açısıdır. Çamuru yığıp elle pürüzsüz yerleri pürüzsüz şekilde bırakıyorum ki sonraki gün geldiğimde niye yaptım diye düşünmemeliyim veya birkaç gün arada verebilirsiniz Tabii ki birkaç hafta ara vermemelisiniz çamur kuruma çamur saklama şekliniz de önemlidir çamur saklamak için genelde laylon kullanılır Islatıp laylonla sonraki güne beklesin diye paketliyorsunuz sonraki gün tekrar açıp tekrar başlıyorsunuz ayağın duruşu ayağın birazcık yamuk oluşu, oradaki kemiğin doğru yerde olmaması kesinlikle çok göze batan şeylerden biri. Anatomik olarak her şeyle düzgün durmalı. Heykele ilk başladığınızda, yani başlangıç değil de sonraki günlerde, ilk saatlerde tekrar başladığınızda belli bir süre gerekiyor. Belli bir süreden sonra meditasyon haline geçiyorsunuz. Konsantre oluyorsunuz. Hani ilk 5 dakikada da olabilen vardır. 1 iki saatte de olan bilen vardır. Bir iki saatte olduktan sonra konsantre halinde çalışmaya başlamanız çok önemli. Yani bunun bilincinde olmanız. Konsantre olup başladığınızda gerçekten o zaman başlamış oluyorsunuz. Ve konsantre halinde olduğunuzda bazı noktalara yoğunlaşabilirsiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yoğunlaştığınızı hissettiğiniz anda diğer tarafa yönelin. Diğer tarafı o seviyede ise tabii ki keyif aldığınız yerde devam edin keyif almadığımız yere geçin. Yani sadece buradan keyif alıyorum, keyif aldığım yerden yapmalıyım değil. Geneline dağıtmaya çalışın. Yani ufak boyutlu heykellerde daha rahat her tarafına dokunabilirsiniz. Fakat orta boyutlu noktada durduğunuz yerden diğer yerlere dokunamazsınız. Hareket etmeniz gerekir etrafında dönmeniz gerekir. Bazen iyi bir duruşta yapmadığınız noktalar oluyor. Orada sıkılıyor biliyorsunuz. Çünkü vücut doğru bir duruşta değil. Fakat orayı da yapmanız gerekir. Doğru duruşunuzu bulmanız gerekir ki bulunduğunuz yerde bozuk bir vücut yapısı haline gelmesin vücudunuz. Çünkü uzun süren bir çalışma günde yaklaşık en az 8-10 saat arasında çalışırsanız aslında bu, bunun bir saati yok. Yani benim söylediğim kendi saatlerim. Aslında bunun birçok çalışanla düşündüğüm anda yoğunlaştığınızda yoğunlaştıktan sonra 2 saat 4 saat arası yeterli oluyor. Fakat o yoğunlaştığınız noktayı 2 saat yoğun bir şekilde geçirebiliyor musunuz? Ya da 4 saati yoğun bir şekilde yapabiliyor musunuz? kil büyüdükçe eğer dokusal çok rahat bir şekilde bırakmıyorsanız kili zaman alan bir şey. Çünkü ezikliği hafiften çamurun orada pürüzsüz olması gerekiyor. Kas geliyor fakat kası örten deri ona pürüzsüzlük veriyor. O pürüzsüzlüğü vermeniz için zaman alan bir şey ve o zamanı vermeniz gerekiyor. Veya artistik dokunuşlar yapıyorum. Zaten bu yoğunlaştığınızda belki de bir saatte yapabileceğiniz bir iş. Çünkü yoğun bir şekildesiniz ve de ince bazı noktalarda uğraşmıyorsunuz. Kası buldunuz ve direkt o kası yerleştirdiniz. Öteki tarafa geçtiniz, hissiyat verdiniz. Kesinlikle bu ilerleyen zamanlarda artistlik heykel dediğimiz tamamen hissiyat var ve oradaki ne başka bir şekilde görmüyorsunuz. Aa, fantastik bir hayvan değil bir at yaptıysa at görüyorsunuz ve hissiyatı var. Hangi duruşu, hangi hissiyatı verdiyse sanatçı, yapan kişi. Yani buradaki çalışma bir atlı karıncı için bir iş diyebiliriz. Fakat iş diye iş yapar gibi değil de yani onu kullanılacak, kullanan kişiler hissetmek isteyecek. Yani bu bir iş diye yapılan işlerin yani çok fazla araştırdığınızda farkına göreceksiniz. Heykelin genel olarak dokun, dokunulmaya ihtiyacı var. Yani dokunulmak için yapılmış aslında. Birçok yerde dokunmayın diyorlar ya. Çünkü oradaki dokunularak yapılmış. Ve, ve de dokunma ihtiyacı duyuyor insanların. Fakat dokunulmama durumu var. O da ilginç bir nokta tabii. Yani değindiğim noktalara hani yaptığınız ufak heykel varsa o yaptığınız boyutu büyütmeye çalışın ve de küçültmeye çalışın. Aynı boyutta kalmamak sizi geliştirir. Geliştirici yönleri düşündüğümüzde çizim yaparsak en pratik ve en hızlı düşünme yoludur. Bunu kağıda aktarmak en azından iki yönlü. Tabii ki zaman ve mekan uygun ise bunun ufak modelini çok daha etkilidir. Fakat çizimin aşama olarak bize katkısı herhangi bir yerde bunu gerçekleştirebiliriz. Tabii ki bunun yanında fotoğraf mevcut. Kolaj tekniği, birçok teknikli bunu önceden tasarlayabiliriz. Veya bir büst yapacaksınız, bir hayvan şekli yapacaksınız. Bunun çizimini yaparsanız bu size büyük katkı sağlamış olacak. Sonraki videolarımda çamur hazırlama, çamur nasıl hazırlanır, ebeşuar takımları, kendi seçtiğim kendi kullandığım ebeşuarlar kullanmadığım ebeşuarları anlatmak istemiyorum aslında siz kendiniz ebeşuar takımınızı kullanacaksınız çoğunlukla tek bulunmuyor ve tek bulunmayanları set halinde satılanların içinden hepsini kullanmıyorsunuz kullanmalıyız tabii ki hepsini de hepsi elimize iyi bir şekilde oturmayabilir iyi bir performans alamayabiliriz. Çamur hazırlama. Çamur nasıl hazırlanır? Hangi kıvamda yumuşak olduğunda nasıl onu sertleştirebiliriz? Nasıl yumuşatabiliriz ve sertleştirebiliriz? Kullanım şekli. Bu tarz videoları yapacağım. Arkadaşlar takip ederseniz sevinirim. Güzel ayrıntılı derslerde buluşmak dileğiyle arkadaşlar.